Selam kızlar. Uzun bir aradan sonra çok güzel bir tırnak dizaynıyla geri döndük. Bu videoda sizlere çizgi bandın en basit şekilde nasıl kullanıldığını göstereceğim. Bu bantları internetten veya tırnak sanat ürünleri satılan mağazalardan alabilirsiniz. Bu dizayn için gerekenler çizgi bant, kesmek için bir makas, astar, tercih ettiğiniz renkte bir oje ve parlatıcı koruyucu. Dizaynı her zamanki gibi bir kat astarla başlayalım. Astar tırnaklarınızın uzun vadede oje kullanımından ötürü lekelenmesini engeller. Astar kuruduktan sonra taban rengi olarak kullandığımız oje ile tırnaklarımızı iki kat boyuyoruz. İkinci katı sürmek için ilk katın kurumasını bekleyin. Çizgi banttan kısa parçalar kesip bunu tırnağımıza yapıştırıyoruz. Yapıştırma esnasında bandı tutmak için bir cımbız kullanmak bandın yapışkanlılığını korumaya yardımcı olur. Bu parçaları daha önceden kesip hazırlamak bu aşamada işinizi kolaylaştırabilir. Bandı yapıştırmadan önce ojenin kısmen kuruduğundan emin olun. Ama tamamen kurumasını beklemezseniz bant ojeyi biraz daha iyi tutar. Bandı tırnağa yapıştırırken iyice yapışmamış yerlere yavaşça bastırarak sağlamlaştırıyoruz. Dizaynı sırayla bütün tırnaklara uyguluyoruz. Bandın dışarıda kalan yerlerini küçük bir makasla kesiyoruz. Burada en önemli nokta bandın ucunu tırnağın üzerinde bitecek şekilde kesmek. Bandın ucu dışarıya taşarsa dizaynınız çok kısa bir süre içinde bozulur. O en uçta kalan kısımları iyice aldığınızdan emin olun. Artan yerleri kestikten sonra dizaynın kalıcı olması için uçları tekrardan tırnağa bastırıyoruz. Dizaynı kalıcı hale getirmek için parlak koruyucu ile bir kat üstünden geçiyoruz. Koruyucunun bantların ucunu kaplaması için bütün tırnağa yayıldığından emin olun. Ve dizaynımız tamam. Bu tırnak süsleme tekniğini denerseniz fotoğrafları ve yorumlarınızı mutlaka bizimle paylaşın. Bu videoyu beğendiyseniz listedeki diğer videoları da kaçırmayın. Güle güle kullanın.